Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Premiere Pro programında hazır bir ayarı nasıl kaydedebiliriz? Bunu öğreneceğiz. İzlemeye devam edin. Premiere Pro'yu açıyorum. Şu anda sekansımı oluşturdum. Buraya herhangi bir logo ekleyeceğim. Buraya çift tıklıyorum. Buraya logomu ekledim. Bunu sürükledim. Buraya bıraktım. Videoyu şu şekilde kırpıyorum. Hatta videoyu komple siliyorum. Sadece bu kalsın. Yaklaşık 10 saniyelik bir animasyon yapacağım. Şu şekilde yakınlaşıyorum. Şimdi buradakini en başa alıyorum. Buradan position'ı aktif hale getiriyorum. Scale'i aktif hale getiriyorum. Rotation'ı aktif hale getiriyorum. Yani buradaki her şeyi aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda bu şekilde. Biraz ileriye alıyorum. Yerini değiştiriyorum şu şekilde. Çok az büyütüyorum. Buraya kadar da böyle 2-3 tur dönsün. Daha sonra buraya geldiğimde çok az küçültüyorum. Sağa gitsin. Şu şekilde sola gelsin. Şu şekilde merkez noktasıyla falan oynuyorum. Döndürüyorum. En sona gelmek için burayı tam ayarlayamayacağınız için buraya bir kez tıklayın. Klavyeden en tuşuna basın. En sona gelecektir. Seçili parçanın en sonuna gelir. Veya aynı şeyi buradayken buraya da tıklayabilirsiniz. Fakat burada farklı parçalar varken buraya tıklarsanız her şeyin en sonuna gidecektir. Onun için buradayken tıklamaya alışın. En tuşuna tıklıyorum. Şu anda en sonundayım. Ne yapmışız? Bir izleyelim. Şu ikona tıklıyorum ve videonun en başına geliyorum. Play butonuna tıklıyorum. Örneğin böyle bir animasyon yapmışız. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Buradan sonra keyframe atamadığım için buradan sonra sabit kaldı gördüğünüz gibi. Hatta orayı şu şekilde kırpalım. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyon. Bunu her videomda kullanacağımı düşünün. Fakat buradaki logo değişecek. Yani bu logoyu kullanacak olsam transparan olarak render alırım. Sürekli bunu eklerim. Logo oynar. Fakat logo her videoda değişeceği zaman bütün bu hareketleri tekrar yapmam gerekecek. Fakat bu videodaki izlediklerinizi öğrendiğiniz zaman her seferinde aynı hareketleri yapmanız gerekmeyecek. Çünkü bu hazır ayarları kaydedeceğiz. Peki nasıl? Motion'un üzerine bir kez tıklıyorum. Hatta opaklığı da aktif hale getirelim. Buradayken görünmez olsun. Buraya geldiği zaman tam gözüksün. Buraya tekrar tıklayalım. Yani bu arada tam gözüksün. En sonda da kaybolsun. Tekrar End tuşuna basıyorum. Ve keyframe atıyorum. Ve bunu sıfıra getiriyorum. Keyframe atamadan sıfıra getirdiğim zaman da otomatik olarak keyframe atar zaten. Böyle bir animasyonumuz oldu. Şimdi burada hangi ayarları kaydetmek istiyorsak onu seçiyoruz. Örneğin Motion'ı seçtiğim zaman Motion'ın altındaki bütün ayarları kaydedecek. Fakat Opacity'yi kaydetmeyecek. Eğer Opacity'yi de kaydetmek istiyorsanız burada renk vesaire başka efektler de olabilir. Motion'ı seçili hale getirdim. CTRL tuşuna basılı tutarak Opacity'yi de seçtim. İkisini de seçmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi herhangi birinin üzerindeyken sağa tıklıyorum. Save Preset diyorum. Yani bu ayarı kaydet seçeneğine tıklıyorum. İsim vermemi istiyor. Örneğin logo animasyonu yazayım. Logo animasyonu yazdım. Buraya da açıklama ekleyebilirsiniz. Ben şu anda açıklama eklemeyeceğim. OK dedim. Şu anda ayarım kaydoldu. Şu anda bunu siliyorum. Her şeyi sildim. Yeni bir ikon ekliyorum. Örneğin illüstratör ikonunu seçtim. H dedim. Sürükledim. Buraya bıraktım. Biraz uzatıyorum. Bu şekilde sabit bir logo. Hareket yok şu anda gördüğünüz gibi. Kaydettiğim şeyi buna nasıl uygulayacağım? Burayı biraz genişletiyorum. Effects kısmına geliyorum. Buradan Preset seçeneğini seçiyorum. Burada logo animasyonu yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu basılı tutuyorum ve illüstratörün üzerine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi aynı hareket bunda da oluyor şu anda. Buralar oynuyor sürekli gördüğünüz gibi. Bütün ayarlar bu ikonda da gerçekleşti. Bu bir yazı da olabilir, resim de olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yani bu ayarlamaları bir kere yapıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Eğer logo değişecekse sürekli bu şekilde yaparsınız. Fakat aynı logo animasyon yapacaksa bu şekilde yapmanıza gerek yok. Onu transparan olarak kaydedersiniz. Abone ol animasyonu gibi bir üst katmana geldiğiniz zaman arkasında video oynar. Bu da burada hareket eder. Bunları buraya ekleyebilirsiniz. Mesela Forza renk diye de bir tane eklemişim. Onu da atayım. Bu da renk gördüğünüz gibi renk atmış oldum. Burada görüyorsunuz zaten. Sağ tıklıyorum. Clear diyorum. Renk gitti gördüğünüz gibi. Opacity'ye de buraya da uyguladı hareketleri.
Bu video düzenleme işlerinde ve efekt yapma işlerinde çok işinize yarar. Bir kere uğraşırsınız, bir daha uğraşmazsınız. Bunu bir arkadaşınıza da gönderebilirsiniz. Logo animasyonun üzerindeyken sağa tıklıyorum. Export Preset diyorum. Burada masaüstünü seçiyorum. Abdullah'a gönder yazdım. Unutmamak için. Kaydet dedim. Sağ tıklıyorum. Yenile diyorum. Abdullah'a gönder diye PRFP set uzantılı bir dosya oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi silmeyi göstereceğim. Logo animasyonunun üzerine bir kez geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Delete diyoruz. OK diyoruz. Ayar silinmiş oldu. Atıyorum şimdi bunu Abdullah'a gönderdik. Abdullah nasıl içeri aktaracak onu göstereceğim. Şimdi tekrar FX'e geliyoruz şu şekilde. Eğer FX burada kapalıysa, örneğin şu anda kapalı. Windows'tan FX'i seçiyoruz. Kısa yolda Shift 7'ymiş. Tıklıyorum, FX buraya geliyor. Başka yerlere geldiyse Window'a tıklayın. Workspace'ten Reset to Save Layout deyin. Editing moddayken, şurası editing'te. Reset dediğim zaman başka yerdeyse yine buraya gelmiş olur. Buradan Preset'a tıklıyorum. Şu şekilde okunu da açtım. Burada yok gördüğünüz gibi. Sağa tıklıyorum. Import Preset diyorum. Dışarı aktarmak için Export diyorsunuz. İçeri almak için Import diyorsunuz. Import dedim. Bana göster dedi. Abdullah'a gönderi seçtim. Aç dedim. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Logo animasyonu isminde. Dosya ismi farklı, buradaki isim farklı. Çünkü burayı farklı yazmıştım. Şimdi buradaki efekti silelim mesela. Veya şunların hepsini şu şekilde de silebilirsiniz. Hepsini seçtim, sildim. Şu anda hiçbir hareket yok gördüğünüz gibi. Eklemek için logo animasyonunu yine sürükleyip bırakıyorum. Arkadaşımıza gönderdiğimiz hazır ayarı arkadaşımız bu şekilde oynatabilir. O da hazır ayarlar oluşturup sağa tıklayıp export diyerek tekrar bize atabilir. Bu şekilde arkadaşlarınıza da yardımlaşabilirsiniz. Kendiniz için de bu şekilde hareketli animasyonlar oluşturabilirsiniz. Bir kere yaparsınız, özenirsiniz. Bir daha yapmakla uğraşmazsınız. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.